Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir programla, yeni bir solukla sizlerin huzurundayız. Adım Adım Çanakkale Destanı bu programımızın ismi. Evet, hasmımızı rüyada değil, topun namlusundan görmek için vatanı savunanların can verdiği noktaya bizzat gelebilmek için ve sizlere Çanakkale Destanı'nı yerinde aktarabilmek için, o ruhu sizlerle beraber yaşayabilmek için Çanakkale'deyiz. Adım adım dedelerimizin, atalarımızın can verdiği, gazi olduğu noktaları sizlere tam yerinden aktarmaya çalışacağız inşallah. Yanımızda Çanakkale Destanı'nı adım adım binlerce, on binlerce insana manevi duygularıyla, erdemleriyle, tüm yönleriyle aktaran bir rehberimiz var. Kendisi yıllarca eğitime gönül verdi. Artık emekli olduktan sonra eğitime gönül verdiği sıralarda da anlatmış olduğu Çanakkale'yi birçok insanın gönlüne nakşedebilmek için Çanakkale rehberliği yapan ve bu işi şu anda tevazu göstermeyeceğim en iyi şekilde yapan Mehmet İşcan hocamızla birlikteyiz. Programımızın başından sonuna kadar ruhlu bir şekilde, hisli bir şekilde eşlik eden o kalbi duygularla bizlere Çanakkale'yi anlatacak inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bize bu şehit dedelerimizi bir defa daha anlatabilmek için bu fırsatı tanıyan Erkam Radyo görevlilerine ve dinleyicilerine de sonsuz sevgi, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ben Mehmet İşcan, emekli öğretmen, 2002 yılında emekliye ayrıldım. 1998 yılından beri de yaklaşık 18-19 yıldır bu Çanakkale Savaş alanlarında dedelerimizin burada yazmış oldukları o destanı anlatmaya çalışıyoruz. Biz aslında Allah'ın aciz kulları, o şehit dedelerimizi anlatamayız. Buna gücümüz yetmez. Onlar bu destanı yazdılar, biz okumaya çalışıyoruz acizane olarak. İnşallah bu programımızda Rabbim nasip ederse şehit dedelerimizin bu vatanı nasıl kurtardıklarını, nasıl zor şartlar altında burada savaştıklarını, neler yaşadıklarını, ama savaştan sonra da kabus dolu günler devam etmişti, o zaman nelerle karşılaştıklarını da sizlere yaşanan olaylarla onların manevi iman gücünü de aktararak Çanakkale'nin nasıl bir manevi birlik beraberlik içerisinde kazanıldığını sizlere sunmaya gayret edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Kıymetli dinleyiciler, bu programı yaparken tabii stüdyoda da çekmek var ama şu anda bizzat dinleyicilerimiz o ruhu hissetsin diye buradayız. Bu yüzden teknik olarak bize destek veren ve bu sesin sizin kulaklarınıza, ruhlarınıza gelmesine vesile olan sevgili Ahmet Karaduman kardeşimizle beraberiz. O da bu programlar boyunca bizlere eşlik edecek. Bu bakımdan öncesinden Ahmet Karaduman Bey'e de çok teşekkür ediyoruz verdiği emeklerden dolayı. Ben program sunucunuz Numan Ruhlu Haras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman'la programımıza bismillah deyip başlıyoruz. Kıymetli hocam, Çanakkale diyoruz. Tabii ki bu ruhu yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Belki de klasik olarak niçin Çanakkale demişler? Çanakkale ne zaman kurulmuş veya buraya ilk gelişim ne zaman olmuş? Oradan başlayalım isterseniz. Ben önce Çanakkale nedir, nasıl anlaşılmalı? Birkaç cümleyle şöyle özetleyeyim. Çanakkale tarihte 2. Haçlı ordusunun Müslümanlar tarafından dize getirildiği bir yerdir. Evet. Çanakkale etle kemiğin çeriye denge kurduğu yerdir. Çanakkale imanın küffara nasıl galip geldiğinin örneği bir yerdir. Çanakkale yüz binlerce şehit dedemizin cennetin kapılarını aralayıp da Allah'ın aziz kullarının arasına karışmayı becerebildikleri yerdir. Evet. Şair merhum Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı diyor ya. Evet. Burada ziyarete gelen ziyaretçilerimiz şunu iyi bilmeliler. Bakın, gezi demiyorum ben, ziyaret diyorum buna. Ziyaret, bu da çok önemli. Çünkü bu Allah'ın aziz kullarını, onlara vefa borcunu ödemek için yapılan bir ziyarettir. Gezi
gönül eğlendirmek için yapılan bir faaliyettir. Evet. Biz Çanakkale gezisi demiyoruz gelen ziyaretçilerimize. Böyle kullanmayın diyoruz, hafife almaktır diyoruz. Çanakkale ziyareti, şehitleri ziyarettir bu. Evet. Biz şuna inanıyoruz ki Çanakkale'de Allah'ın o aziz kullarını ziyaret ederken onların ruhları hep aramızda olurlar. Hı-hı. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 154. ayet-i kerimede onlar ölü değildirler, diridirler fakat siz fark edemezsiniz buyuruyor. Evet. Yani Çanakkale'ye ziyarete gelen ziyaretçilerimiz bir gün akşama kadar burada tabiri caizse manevi 253 bin tane türbe ziyaret ediyorlar. Değil mi? Allah'ın aziz kullarının arasında oluyorlar bir gün burada. Evet. Yani Çanakkale işte bu. Evet. Biz de dilimizin döndüğü kadar Çanakkale'yi gelen ziyaretçilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Erkam Radyo'nun bize sağladığı bu imkandan dolayı da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum tüm görevlilerine. Hocam bu bizim için bir vazife aslında, çünkü Çanakkale'ye gelebilen var, gelemeyen var. Evet. Bunu radyoları başında dinleyen insanlar, belki de fiziksel olarak buraya gelemeyecek durumda olan insanlar var. Bu bakımdan bu ruhu onların da yaşaması gerekiyor. Buraya kadar hani atalarımız at sırtında yürüyerek gelmişler ama buraya gelmek için can atan ama gelemeyip de ah keşke birileri bunu bana anlatsa da bunu hissetsem diyen insanlar var. Sizi dinledikten evet. sonra belki de iyi ki bu programı yapmışlar, iyi ki evet. dinlemişim diyecek insanlar var. Ben size bir hatıramı anlatayım. Buyurun bununla hocam. İlgili önce. Ben Adana Kozan ilçesine bir konferans için gittim davetli olarak. Orada bir evet. muhterem hocamız var. Onun evet. davetiyle gittik. Allah selametten ayırmasın inşallah. Orada Kozanlara konuşma yaparken onlara şunu söyledim. Hey anneler. Hey babalar, sizin dedeleriniz kanlı sırtın arka tarafındaki kabristanlıklarda yatıyorlar. Değil mi? Onlar dedim o günkü gün itibariyle 100 yıla yakın bir süredir sizleri bekliyorlar. Sevmiyor musunuz? Onları ziyaret etmeyecek misiniz? Evet. Hey anneler dedim. O zaman anneleri çocuklarını dönmeyeceklerini biliyorlardı. Değil mi? Saçlarını kanaladılar, vatana kurban adadılar ve öyle evet. gönderdiler. Onların evlatları dönmeyecekti, biliyorlardı. Ama sizin evlatlarınız dönecek. Evet. Niye Çanakkale'ye göndermiyorsunuz dedelerinin kanlarıyla sulanmış toprakları ziyaret etsinler dedim. Böyle bir şey söyledim. Çok da güzel söylemişsiniz hocam gerçekten. Bir ay sonra Eceabat'ta bir sabah ziyarete gelen bir grupla kahvaltı yaparken genç bir kardeşimiz bana doğru yaklaştı. Mehmet amca bak geldik dedi. Evet. Buyur kardeş, hoş geldiniz. Kimsiniz siz dedim. Ben polis memuruyum dedi. Kozan'dan 4 otobüs geldik dedi. Maşallah. Bak elhamdülillah, yani bu milletin ruhunda Çanakkale ruhu var aslında. Evet. Küllerini üfürmek gerekiyor. Doğru. Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet. Bizim yaptığımız bu seri programı dinledikten sonra da Çanakkale'yi anlayacak insanların çok çıkacağını tahmin ediyorum. Biz de öyle umut ediyoruz hocam. Anlamak mümkün değil çünkü gerçekten dediğiniz gibi günümüzde bir insan evladını hiç dönmeyecek olan bir sefere gönderirken ne hisseder? Bunu ancak Çanakkale'de bir daha geriye dönmeyecek olan evladını son kez gören bir anne anlayabilir. Yani bugün bir memlekete gönderiyorsunuz çocuğunuzu. Bugün bir okula gönderiyorsunuz ama geri geleceğini biliyorsunuz. Evet. Ama ne kadar kaygılanıyorsunuz, ne kadar üzülüyorsunuz, ne kadar zor geliyor. Yine de hasretini çekiyorsunuz değil mi? Ama bugün bunu yapmak bize belki de vacip, farz gibi düşünün. Çünkü geri gelecek bu çocuklarımız. Çanakkale'yi öğrenip öyle gelecekler. Öyle. Bu bakımdan kendi evladını, varsa bütün evlatlarımızı burayı görmeye, burayı ziyarete gelmeye teşvik etmemiz lazım. İnşallah bu programımız içerisinde yeri geldikçe sizlere Çanakkale'ye evlatlarını gönderen annelerin nasıl gönderdiklerini, evet. gönderirken neler söylediklerini, evet. alnından öperken onların inşallah şehit olursan kurşunu buradan yersin ya. Evladım deyip Allah'ın de alnından ekber. Öpüp de gönderdiklerini. Evet. Bunları inşallah bunlarla ilgili birçok örnek olacak davranışları sizlere yeri geldikçe aktarmaya çalışacağız hocam, inşallah. O zaman şöyle diyelim, nasıl sizde aslında yıllarca bu Çanakkale rehberlik işini yaptınız. Evet. Yani ziyaretlerde insanlara belki o manevi hazı tattırdınız ama sizin içinize nereden düştü bu ateş? Yani herhalde bir gün rüyanızda birileri gelip de ey Mehmet Hişan rehberlik yap hadi bakalım demedi. Demedi. Evet. Şöyle oldu. Ben 1980 yılında Isparta dolaylarından buraya naklen tayinim Çanakkale'ye çıkıp geldiğimde evet. birkaç yıl sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tanıdığım birisi geldi. Hı hı. Isparta Keçiboru'dan tanıştığımız birisi geldi. Hı hı.
Bir gün bir grup gelmişti, bana telefon ettiler, dediler ki bir grup var, şehitleri gezdirir misin? Eyvah dedim. Başımdan aşağı bir kaynar su döküldü sanki. Evet. Düşündüm, ben abideden başka hiçbir yere gitmedim. Hı hı. Çanakkale şehitlerini de hiç okumadım. Ya. Biliyoruz, tamam, şehitliği biliyoruz ne olduğunu. Çanakkale'de bir destan yazılmış ama evet, bu destanı okumadık, bilmiyoruz. Hı hı. Dedim ki hocam beni mazur görün, beni muaf görün. Benden daha iyi bilen birisi var. Ona yönlendirelim onu. Bir coğrafya öğretmenimiz vardı, ona yönlendirdik. Hı hı. Ama bu sözün altında çok ezildim. Yani, çok utandım. Evet. Allah Allah. Ve ondan sonra Çanakkale'de Çanakkale Savaş Alanları'nın tanıtım kursu açıldı. Hı hı. Buraya gittik. Hı hı. 5 kişi müracaat ettik aynı okuldan. Ve orada rehber öğretmen belgesi aldık. Ondan sonra gelen okul turlarını gezdirmeye başladık. Hı hı. Gelenleri de hani biz o zaman fi sebilillah, Allah rızası için başladık bu işe. Hı hı. Öncelikle de okullar geldiği için öğrencilere hitap ediyoruz. Mesleğimiz de öğretmenlik. Bu işi iyi becerdik gibi geliyor bana yani. İletişim, öğretmen, evet, öğrenci iletişimi. Fakat daha sonra buraya ziyaretçi akını ivme kazanarak, hani dağdan yuvarlanan bir kar topu büyüyerek aşağı doğru iner ya, böyle ivme kazanarak ziyaretler artmaya başlayınca tabii o zaman daha fazla bilgiye, daha fazla sayıda rehbere ihtiyaç olunca faaliyetler hızlandı ve böylece devam etti, günümüze kadar geldik. Biz bu işe başlangıçta utandığımız için başladık. Fakat farkına varmadan bir deryaya dalmışız. Evet. Farkına varmadan çok kutsal bir göreve başlamışız. Öyle. Şimdi de bir hocamız, Allah ona sağlık, sıhhat, afiyet versin, öyle eyvallah, demişti bana. Mehmet abi demişti, elin ayağın oynadığı sürece bu işe devam edeceksin, bırakmayacaksın, evet, demişti. O beni dinledi de, evet, öyle demişti. Allah razı olsun kendinden. Amin hocam, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey vesile olmuş. Belki coğrafya öğretmeni de anlatabilir. Belki birçok insan da anlatabilir. Evet. Ama bir coğrafya öğretmeni buraya baktığında dağlar, tepeler, denizler, dalgalar görecek. Bir tarihçi buraya baktığında kronolojik olarak 1918'de bu oldu, 20'de bu oldu diyecek. Bir edebiyatçı buraya baktığında belki sadece bu işin edebiyatını yapacak. Ama bu işe hem coğrafi olarak, hem tarihi olarak, hem edebi olarak, bir anlamda manevi olarak bakabilecek rehberlere ihtiyacımız var bizim. Şimdi burada ben size bir örnekle açıklamaya çalışayım. 3 tane körü salmışlar file. Evet. Fil dediğim zaman biri hortumuna yapışmış, biri kulağına yapışmış, birisi bir bacağına yapışmış. Evet. Demişler ki sonra bunlara fili bir tarif eder misin? Evet. Onlar hissettiklerine göre fili anlatmaya çalışıyor. Kimisi hortum demiş, kimisi bir kulaktır demiş, evet, kimisi sütundur demiş falan. Benim mesleğim ilahiyatçı, ben İzmir Yüksek İslam Enstitüsü mezunuyum. Hı hı. Biz şehitlik açısından baktık olaya. Hı hı. Şehitlerin durumu açısından baktık. Hı hı. Gerçek şehitlik nasıl? Burası şehitler diyarı diyoruz. Şehitlik mertebesine ulaşabilenlerin diyarıdır diyoruz. Bu mertebeyi nasıl elde ettiler? Bu açıdan baktık önce. Ve onların üzerimizdeki haklarını düşündükten sonra, hı hı, adım adım buralarını gezip onların yaşadıklarını anlamak, onlarla hemhal olup, hı hı, hani aynileşme derler ya, hı hı, sanki zaman geliyor, insan öyle bir yaratık ki, evet, zaman geliyor sanki seslerini bile duyuyormuş gibi oluyor insan. Yani hissediyor çok, çevresinde çok onları. Çok değişik, evet. Böyle ziyaretlerle, kendimiz özel ziyaretlerimizle falan, hı hı, hep böyle buralarını gezdik ve buralarda hayalimizde canlandırdığımız, yaşadığımız şeyleri insanlara aktarmaya başladık. Elhamdülillah yaptığımız görevin kusal bir görev olduğunu, kesinlikle, iyi bir görev olduğunu, kesinlikle, öyle tahmin ediyoruz. İnşallah, hı-hı, gelen buraya tüm ziyaretçilerimize, hı-hı, Allah'ın bu aziz kullarına saygı gösteren insanlara layık bir şekilde anlatabiliriz, devam ederiz diye düşünüyoruz. İnşallah hocam. Bizim de zaten amacımız, gayemiz insanlara kuru bir bilgi vermek değil, bu ruhu, belki bu maneviyatı hissetmelerini sağlamak. Bugün Japonya'ya baktığınızda 2 tane atom bombası 2 şehre atıldıktan sonra Japonlar bu konuda bir ders çıkarmak için bundan sonra bütün okul öğrencilerini getiriyorsunuz, Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye getiriyorsunuz ve buradaki hali gösteriyorsunuz.
Neyi gösteriyorsunuz? Çünkü insanlar burayı görsünler ve bu hale nasıl geldiğini bilsinler, niçin bu halde olduğunu bilsinler de ona göre tedbirlerini alsınlar diye. Bugün Japonlar sadece iki atom bombasının düştüğü ve yıllar sonra da belki de bitki yetişmeyen ortamları gördükten sonra diyorlar ki biz eğer güçlü olmazsak, biz eğer tarihimize sahip çıkmazsak, biz eğer tarihimizi unutursak yeniden bu hale geliriz diye çocukları motive ediyorlar ve gönderiyorlar. Bugün bizim motive etmeye bile gerek yok. Sadece çocuklarımızı buraya getirdiğimizde çocukların manevi olarak da onu hissedebilecekleri bu mekandayız. Çanakkale'deyiz. O bakımdan bizim yapmamız gereken gerçekten elimizden geldiğince herkesin hani buraya gelip burayı ziyaret etmesi ve bu ruhu hissetmesini sağlamak. Tabii ki. Tabii. Evet. Yani zaten bizim bu Çanakkale ziyaretlerinde de ilk hedefimiz o Çanakkale ruhunu dediğimiz. Evet. Gerektiğinde yine vatan için canını gözünü kırpmadan feda edebilecek bir nesli yetiştirmek. Evet. Rabbim inşallah bizi böyle nesillerden mahrum bırakmasın. Amin. Amin. Bunların amin. Örnekleri her asırda yaşanabilir. Her an batı bizim üzerimize yine saldırabilir. Evet. Ehli Salib'in orduları zaten yüzyıllardır Anadolu'dan bizi söküp atmaya çalıştılar. Evet. Onları da inşallah önümüzdeki zamanlarda yine onları da anlatacağız örnekleriyle i̇nşallah. Beraber. Bizim milletimizin milli birlik ve maneviyat kilidi Çanakkale'de. Evet. Neden biliyor musunuz? Evet. Osmanlı'nın 133 tane eyaleti vardır. 122 eyaletten buraya asker gelmiş. Osmanlı bunları kendi toplamadı. Onları buraya getirmeye gücü bile yoktu o anda. Hı hı. Bu 122 eyaletten çünkü cihadı ekber ilan edilmişti. Hı hı. Hepsi koşarak buraya geldiler. Evet. Çanakkale'de bir destan yazdılar. İnşallah önümüzdeki programlarda anlatacağız. Hı hı. Gezeceğiz oralarını ziyaret de edeceğiz. Eyvallah. %80'i evli, 4 çocuk babası. Bunlar niye Anadolu'nun bağrından çıktılar, geldiler gönüllü olarak buralara? Ya. Onlar bir şey düşünüyorlardı. Yahya Kemal Beyatlı'nın ifadesiyle, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ya. Ta ki ezanlarla yücelsin müeyyet namın. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ya. Tek İslam ordusu vardı dünyada. Evet. Eğer bu İslam ordusu da dağılırsa, hilafet makamı ortadan kalkarsa, İslam birliği dağılır, perişan olur İslam dünyası diye düşündüler, koşup geldiler. Evet. Ama onlar görevlerini yaptılar. Yaptılar. Yaptılar görevlerini. Maalesef İslam birliği dağıldı. Bugün İslam dünyasının halini görüyoruz. Evet. Onların cahilliğine atfediyor bazıları. Onları bu hale düşürenlere kimse konuşmuyor. Evet. Hocam şimdi rehberlerin başladığı noktadayız şu anda. İlk başladığı evet. Kilit Bahir'den başlıyorlar. Biz de aynı usulle devam edeceğiz. İnşallah kronolojik olarak da Çanakkale'nin başlangıcından o mücadelenin başladığı alana kadar geleceğiz. Ve mücadeleyi gün be gün takip edeceğiz inşallah. İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programımızın sonuna geldik. Ama bir sonraki programda Adım Adım Çanakkale Destanı'nı sizlerle birlikte yaşamaya gayret edeceğiz inşallah. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.